Finlandiya'dan herkese selamlar, sevgiler. Yeni bir video ile tekrar beraberiz. Kendimizi bu güzel havada dışarı attık. Şöyle bir markete gidelim. Aynı zamanda da sohbet edelim diyorum arkadaşlar. Konum Türkiye'deki politikacılar. Türkiye'deki tarihimizde yanlış uygulanan politikalar olacak. Bunlarla ilgili sohbet etmek istiyorum. Umarım, umutluyum da elbette bu yeni kabine bunu ortadan kaldıracak. işi bilenler bu işi yapacak. Çünkü işi bilmeyenler tarihimize baktığımızda ülkemize çok büyük zararlar vermişler. Hep bu işi bilen, liyakatlı kişilerin yapması her zaman bize kazanç getirmiş, getiriyor. Ülke ve coğrafi durumumuz maalesef çok zorlu. Zorlu olduğu için de bu zorluklara, bu baskılara dayanamayan, işi bilmeyen politikacılar hakikaten ülkemize gelecek nesillere isteyerek ya da istemeyerek zarar vermişler. Bunlardan zaten en bilinenleri hepiniz de duymuşsunuzdur. Bu askeri darbeler sonrası sanki bir iş yeri müdürü gibi çıkıp ülkenin başını geçenler, işi bilmeyen kişiler. Şöyle geçeyim arkadaşlar arabaya. Arabaya geçelim, arabada devam edelim diyor. Kapatayım kapıyı da. Kamerayı da hazırlayayım. Askeri darbeler konuşmuyorum bile. O zaman ülkemizi yöneten kişilere konuşmuyorum bile. Konuşmak dahi istemiyorum. Çok büyük zararlar vermişler ülkemize. Kamerayı yerleştireyim arkadaşlar. Bizimleri devam edelim arkadaşlar. Umarım mikrofonu hiç çalışıyordur. Bayağı arabanın içi sıcak, ısınmış. Arabam koyu renk olduğu için güneşin altında ısınmış. Ülkemize zarar veren politikacılardan bahsediyorduk. Darbecileri hiç saymıyorum zaten. Darbeciler, askerler daha doğrusu. Ya birilerinin güdümünde bu işi yapmışlar ya da bilmeden, farkına varmadan kullanmışlar onları. Kendilerinin kullandığının bile farkında değiller. Darbeyi yaptıktan sonra liyakatsız kişileri müdür atar gibi veya bir rütme verir gibi ülkenin başına, değerli kurumlarının başına geçişler o kişilerde. Bir bok bilmediği için veya başkalarının adamı oldukları için bu ülkeyi neredeyse abartmadan söylüyorum satmışlar bilmeyerek. Çünkü onlar için vizyonsuzluk olduğu için onlar da onlar için bunlar normal sıradan şeylermiş. Hepiniz de bunun örneklerini tarihte görürsünüz. Hepiniz de biliyorsunuz bu uçak fabrikaları vesaireler işte araba hikayemiz hepsi bunlar kapatılmış. Çünkü bedava verirken ben halkımı nasıl hesap vereceğim burada bedava almak varken niye ülkemizde üretilen uçakları para vereyim? Halkımıza nasıl nasıl hesap vereceğim diyerekten bilerek ya da bilmeyerek aptallıklarından, vizyonsuzluklarından yanlış kararlar almışlar. Bunlar burnunun ucunun ucundan daha ileriye görememelerinden ileri geliyor. Ya da dediğim gibi yönlendirilmişler. Onları artık tarih gömdü. Tarihin sarı yaprakları arasındalar ve ülkeye en büyük zarar veren kişiler listesinde yerlerini aldılar zaten. Hepiniz de biliyorsunuz. Ama eğitimli kişilerin bunları yapmaları zaten en acı olan hepsi de eğitimli kişiler bunlar. Hala daha bu eğitimli kişiler biz her şeyi biz biliriz bizim dediğimiz doğru deyip yanlışlıklarında ısrar etmelerinde anlamış değilim. Büyük yanlışlar yapmışlar. Politikacı olmayanlar politikaya soyunmuşlar. Siyaset yapmaya çalışmışlar. Bunlardan bir tanesi Tansu Çiller. En büyük zararı ülkeye verenlerden bir tanesi. Dik duramayanlar dışarı karşı çabuk baskılara oynayan kişiler bunlar. Gümrük birliğine çokmuş bizi. Gümrük Birliği bizim zararımıza artılar olmuştur ama Getirleri olmuştur ama Götürleri daha fazla. Bu kişiler neredeyse ülkenin anahtarını teslim etmişler. Boş sözlere inanarak deyin siz. Niye inanarak derseniz deyin. Sonuçta Onlara sebebi çoktur. Erdoğan bunları yıktı. Evren geldi. NATO'ya aldı. Yunanistan'ı ilk iş oydu. Aldattılar beni dedi. Asker sözü verdiler. İşte Türkiye Avrupa Birliği'ni alacağız veya Yunanistan bize karşı kışkırtmayacak, bizi kışkırtmayacak falan filan bir şeyler attı tuttu. Devlet öyle yönetilmez ki. Bunlar devleti yönetmesini bilmeyen, ülkeyi bir alay, bir tugay gibi yönetmeye çalışan zihniyetli kişiler. Tabi arka tarafında da bürokrat ordusu var bunların. O bürokratlar da kendi liyakatsızlıklarını gizlemek için, kendi iş yerlerini, kendi makamlarını koruyabilmek için bunların bir taraflarını yalamışlar. Sonra da meydana çıkıyor bunlar. Daha doğrusu sonra da anlaşılıyor. Anlayan anlıyordu o zaman ama o anlayanlar maalesef azınlıktaydı. Çünkü bizi seçim yapmaya zorlamışlar. Evlatlarım mı ölecek? Asker darbe mi yapsın? İkisi de kötü ikisini de istemiyorum. Ama birinden az kötüsü olanı seçtirmişler. Ama uzun vadede diğer gelecek nesillerin geleceklerini, onların geleceklerini satmışlar resmen. Resmen satılmış ülke. Sonra geldi özel bir şeyler yapmaya çalıştı. O da elbet. De yanlış yönlendirildi. O da yanlış kararlar aldı. Killer'ı iyi hatırlıyorum. Gümrük Birliği'ne gireceğiz diye davul zurnayla bayramlar ettirdi ülkeye. Şu anda da ülkenin hali görüyorsunuz. Gümrük Birliği'nde adamlar karar alıyorlar. Biz uygulayacağız. Uydu ülkeyiz yani. Uygulayıcı uydu ülke bizim hiçbir söz hakkımız yok. Olamaz ya. Bu, bu, bu insanlar profesör falan filanın deyip okumuşlar ne okudularsa böyle hala daha öyle kişileri görüyorum ben. Sosyal medyada dolu okumuş her şeyi çok iyi biliyorlar. Bir bokta bildikleri yok. Hayatta haberleri yok. İşte en son Kılıçdaroğlu köylüyü nasıl aşağıladı. Her şeyi kenttekiler biliyor. Demokrat onlar vesaire onlar. Aptal aptal zihniyet bunlar. Bizim aydınımız yok arkadaşlar. Biz bizim aydınımız maalesef yok. Biz Finlandiya'da hep söylerim ben buradakilere sizlerin elitleriniz aydınlarınız vicdanlıymış çok açgözlü değilmiş ki bu ülke bu hale gelmiş bizim elitimiz bizim bürokratımız gücü elinde tutanlar çok açgözlü her şeyi kendilerini istemişler kendileri için çalışmışlar adeta biz maalesef bir ulus olamamışız yeterince Atatürk öldükten sonra zaten yapılanı da bozmuşlar, yıkmışlar. Kimse de bunun hesabını sormuyor. Sorulmasın diye 10 yılda bir darbeler yapmışlar. Biz darbelerle vesairelerle uğraştık. Terör örgütlerini kendileri korumuşlar. Bakın devletin işinden çıkan, devleti yöneten kişiler bunları kuranlar. MIT'i teslim etmişler Amerikalılara. Bütün kurumlar teslim edilmiş. O yüzden Erdoğan ve onun zihniyeti devam etmeli. Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi devam etmeli. Düşünün Kılıçdaroğlu gelseydi bu ülkeye ertesi gün birbirlerini yiyeceklerdi. Bu koalisyon mudur nedir? İttifak mıdır nedir? Yiyeceklerdi. Aynı eski günlere geri dönecek. Liyakatsız bir birbirlerinin arasında paylaştılar makamları ya. Arkadaşlar biz ülke olarak, Türk milleti olarak daha iyi elitlere hak etmekteyiz. Bu elitleri bizim bir şekilde temizlememiz lazım. Yani temizlemekle bahsettiğim zihniyeti temizlememiz. Onlardan bu zihniyeti almamız lazım, mütevazi olmalar lazım. Vatanın parçası onlar, sahibi değil. Bunu anlatabilmemiz lazım. Çok uzun seneler inönüden başlayarak ülkenin, Atatürk'ün yaplarının içine etmişler işin özü. Yazık ülkeme, yazık ülkeme. Ve hala daha bu kişiler sosyal medyada kendini elit sanan, kendini bilmem ne sanan kimseler, eğitimli sanan kişiler hatalarında ısrar ediyorlar. Böyle olunca biz birlik olamayız, tek yürek olamayız, bir ulus olamayız maalesef. Onlar da zaten açık açık söylüyor. Biz nasıl bu hale geldik? Söylüyorum. Özel yapmadık. Yapmaya fırsat vermediler. Tiyatroyu vurdular. Atatürk'ten sonraki bütün birkaç Menderes zamanı olsun, özel zamanı olsun hariç birkaç istisna dönem hariç bizi hep Başka şeylerle meşgul ettiler ki meydana çıkmasın onların yaptıkları hatalar. Herkesi koruma kanunlarıyla, şunla bunla, memurları koruma, şunu bunu koruma kanunlarıyla hatalarını gizlediler ki kimse eleştiremez. Yazık bizim eletimize ya. Yazık, yazık, yazık. Saygı duymuyorum. Hiç saygı duymuyorum. Çobanınla köylüsüne saygı duymayana ben hiç saygı duymuyorum. Bana saygı duymayana ben hiç saygı duyuyorum. Aidiyet hissetmeyen bu ülkeye hiç saygı duyuyorum hemen sıkıştıklarında ben giderim siz kalırsınız ben bilmem ne giderim. Adam vatanını terk etmeye hazır. Yazık sizlere. Ben. Yazık böyle bir iç karartıcı video ile çıktım karşınıza maalesef durum böyle konuşmuyoruz kol kırılsın işte yenin içinde kalsın falan filan gibi atasözlerimizle bunları biz kapatıp geçiyoruz konuşmamız lazım açık yürekli konuşmamız lazım diye düşünmek bir sonraki videomda görüşelim kendinize iyi bakın esen kalın hoşçakalın.